Konya Ticaret Odası Karatağ Üniversitesi Mütevelli Heyeti düzenlenen basın toplantısında Konya'nın yerel ve ulusal basın temsilcileriyle bir araya geldi. 2013-2014 akademik yılında 2068 olan öğrenci sayımız 2017-2018 akademik yılında 6972'ye, en son 2018-2019 akademik yılında da 8500 sayısına ulaşmıştır. Toplantıda konuşan Konya Ticaret Odası Karatağ Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Öztürk, katılımcılara ilk önce üniversitenin vaziyet planı hakkında bilgi verdi. Türkiye'nin en kompakt şehir kampüslerinden bir tanesine sahip olacağız. Gördüğünüz fotoğraflardaki fakülte, Yabancı Diller Yüksekokulu Hukuk Fakültesi, sosyal alan ve merkezi derslik fakülte ve fakülte dediğimiz binalarımızı bitirdik. Burada daha önce biliyorsunuz şehir hastanesi yapılacaktı hemen bizim yanımızda. Şehir hastanesinin çevre yoluna taşınmasından sonra oradaki arazinin yaklaşık yarısı da bize geçti. Bu konuda da Cumhurbaşkanımıza, önceki dönem başbakanlarımız hem Binali Bey'e hem Ahmet Davutoğlu Bey'e, bakanlarımıza, maliye bakanlarımıza ve büyükşehir belediye başkanlarımıza, valilerimize çok teşekkür ediyorum. Çok önemli bir kazanımdı bizim için. Başkan Selçuk Öztürk, üniversite bünyesine ileriki tarihlerde yeni fakülteler ve üniversite hastanesinin yanı sıra akıllı teknolojiler merkezini de kazandıracaklarını söyledi. Tarım Kenti Konya'da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanan Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanıyla gerçekleştirilen 5 milyon euroluk Konya Ticaret Odası Karatağ Üniversitesi Akıllı Teknolojiler Merkezi'nde hayata geçiriyoruz. Tüm sanayi kolları belki bu Akıllı Teknolojiler Merkezi'nden istifade edebilecek. Ama bizim burada asıl odaklanacağımız nokta da akıllı tarım makineleri olacak. Başkan Öztürk, Karatağ Üniversitesi'nin dünyanın en iyi üniversitelerinden biri olabilmesi için çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerini vurguladı. Sektör danışmanlığı projesi ki Türkiye'de ilk olarak üniversitemizde başlamış ve başarıyla devam etmektedir. Şimdi farklı üniversiteler, farklı başlıklar altında çalışmalar yapıyorlar bu konuyla ilgili. Türkiye'de bir ilk olarak hukukta gözlem projesi başlattık üniversite olarak. Hukuk fakültesi mezunlarının mezuniyet sonrasında doğru adım atabilmeleri ve staj yapabilecekleri alanları doğru belirlemeleri adına oluşturulmuştur. Projeyle öğrenci, hakim, savcı veya avukat hangi kimlik üzerine yoğunlaşmaları gerektiğini eğitim aldığı süre zarfı içerisinde görebilme imkanına sahip oluyorlar.